أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Abdullah bin Selam radıyallahu anh der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiği zaman insanlar ona doğru akın etmeye başladılar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir diye de kendi aralarında konuşuyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü görmek için ben de insanların arasına katıldım. Nebi aleyhissalatu vesselamın yüzünü gördüğüm sırada onun yalancı biri olmadığını anlamıştım. Allahu Ekber. Hadisin özellikle bu kısmı çok manidardır kardeşlerim. Demek ki yüz, insanın kalbinde bulunan hayrı yansıtan bir aynaymış. Hayrı yansıttığı gibi insanın şer içerisindeki hayatını da gösteren bir vesikaymış. Biz Abdullah İbni Selam'dan bunu öğreniyoruz. Sonra diyor ki, onun İlk olarak şöyle buyurduğunu işittim. Ey insanlar, yemek yedirin. Aranızda selamı yayın. Akrabalık bağınızı gözetin. Ve asıl konumuzu teşkil edecek dördüncü meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz dudaklarından şöyle işitiyor. Diyor ki, insanlar gece uyurlarken gece namazı kılın ki selametle cennete girin. Allahu Ekber. Hadis Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçmektedir. Kardeşlerim, Abdullah bin Selam radıyallahu anh'ın asıl ismi Hüseyin'dir. Soyu Yusuf aleyhisselamın soyuna dayanmaktadır. Medine'de yaşayan ehli kitap alimlerin en büyüğü ve insanlar nazarında en fazla değer görenidir. Tevrat'a çok vakıf biri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini görüp Tevrat ile karşılaştırdığı andan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine tabi olmuştur. Elhamdülillah. Hem kendisi tabi olmuştur, hem akrabalarının, hem de kendisine çok yakın dostlarının. Ancak bakın, dikkat edin kardeşlerim. Hazreti Musa'nın getirdiği şeriatın aynısını getiren, Musa aleyhisselamın şeriatını tasdik eden ve Musa aleyhisselamın kıyamet gününe kadar bildirdiği haberleri bildiren Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra şu sözleri söylemiş. Ey Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz Yahudiler iftiracı bir kavimdir. Eğer benim iman ettiğimi öğrenirler ise bana iftira atmaktan geri durmayacaklardır. Bir adam gönder, Yahudilerin benim hakkımdaki görüşlerimi öğren deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir elçi gönderir. Medine'deki Yahudileri toplar ve bakın onlara şöyle seslenir. Ey Yahudiler, Abdullah İbni Selam hakkında ne düşünürsünüz? Bakın ne derler biliyor musunuz? Bilgemizin oğlu
bilgemiz, alimimizin oğlu alimimizdir. Allah Resulü istediği cevabı almıştır. Bu sefer ikinci soruyu sorar. Peki İbn-i Selam Müslüman olursa siz de Müslüman olacak mısınız? Sizce nasıl cevap vermişlerdir? Allah Abdullah'ı böyle bir şeyden muhafaza buyursun derler. Subhanallah. Adamlar samimi değiller kardeşler. Dertleri Allah'ın peygamberlerini takip etmek değil. Daha sonra göreceğiz. Allah İbn-i Selam'a Muhammed'e tabi olmayı nasip etmesin derler. Ve Abdullah İbn-i Selam gizlendiği yerden çıkar. Yahudilerin işitmeye tahammül edemediği o mübarek sözleri söyler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Allahu Ekber. Bu söz onların beyinlerini ve kalplerini zorlar. Bedenlerini titretir. Akıllarını dumura erdirir. Ne derler Allah Resulüne biliyor musunuz kardeşlerim? Bu var ya, bu en şerlimizin oğlu, en şerlimiz, en cahilimizin oğlu, en cahil olandır. Subhanallah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz az önceki sözlerimizi yaladık, yuttuk da demiyorlar. O kadar pişkinler, o kadar rahatlar, o kadar işgüzarlar ki diyorlar ki onun babası en şerlimizdi, o da en şerlimizdir. Onun babası en cahilimizdi, o da en cahilimizdir cevabını verince Abdullah İbni Selam radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelir ve der ki ey Allah'ın Resulü, ben sana demedim mi Yahudi kavmi çok iftiracı bir kavimdir. Vallahi öyle İbni Selam. Tarih seni hiçbir zaman yanlışa sürüklemedi. Tarih yaşanmış her bir olayla senin sözünün altına imza attı. Vallahi bugün de geçerliliğini korumaktadır. Siyasette, özellikle medyada mazlumu zalim, zalimi mazlum gösterecek bir edepsizliğe ve hayaya, yani iftiraya ve yalana sahiplerdir. Adem oğlunu 100 yıldır o kirli siyasetleriyle yönetmektedirler. Rabbim şerlerinden muhafaza buyursun. Ama Allah'a hamdolsun. Neden Allah'a hamdolsun? Allah Azza ve Celle ile peygamberler arasında vahyi taşıyan Cebrail'e düşman olan, hakkın ve hakikatin gerçek temsilcileri bütün peygamberlere savaş açan, küçücük bir dünya menfaati için ahiretlerini, dinlerini satıp kitaplarını tahrip ve tahrif eden, kendilerinin dışındaki bütün insanlığı köleleri kabul eden bir zihniyetin içerisinden Allah Abdullah İbni Selam'ı, onun halasını ve sadık arkadaşlarını iman elbisesi giydirdi. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki yalan, iftira, fitne ile özdeşleşmiş bir kavmin içerisinden davette sebat edersek, davamızı sırtlanma konusunda gayretkeş olursak, iman ve takva elbisesine bürünecek olanların çıkacağını bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Buna da Allah'a hamdolsun. Önceki peygamberlerin yolunu takip eden, kutsal metinlerde belirtilen hakka teslim olan, önüne çıkan nura tabi olan Abdullah İbni Selam ve onun adımlarını takip eden, iman etmiş ehli kitaba da selam olsun kardeşlerim. Musab İbni Sa'd anlatıyor radıyallahu an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kap yemek getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabın içerisindeki yemeği yedi, bir kısmını bıraktı. Ve dedi ki birazdan cennetlik bir adam gelecek, kabın içerisinde kalan yemeğin gerisini yiyecek dedi. Hadisi rivayet eden Musab İbni Sa'd radıyallahu an şu sözleri söylüyor. Az önce kardeşim Uveymir'i abdest alması için geride bırakmıştım. Şimdi mescide, meclise, Resulullah'ın bulunduğu yere, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olacak kardeşimdir. Heyecanını yaşarken
Abdullah İbni Selam onun bütün arzu ve isteklerini suya düşürdü. İçeri girdi, kapta kalan yemeği yedi ve Allah Resulü'nün cennetle müjdelenmesine müşerref kılındı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sadece bu mu kardeşler? Vallahi bu değildir. Biliyorsunuz ehli kitabın iki ecri vardır. Kendi peygamberlerinin şeriatına tabi olmakla ecir kazanmışlardır. Daha sonra gelen peygamberin dinine tabi olmakla da ikinci ecri kazanırlar. O yüzden cennetle bir defa müjdelenmedi Abdullah İbni Selam. İkinci rivayette hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmektedir. Bakın kendisi anlatıyor. Diyor ki Kays bin Ubade radıyallahu anh Mescid-i Nebevi'nin içerisine girdiğinde yüzünde huşu bulunan bir adam mescide kadar geldi. Çok güzel bir şekilde iki rekat namaz kıldı. Tabir yerindeyse gözlerim onu takip ediyordu. Mecliste, mescitte bulunanlar dediler ki bu adam cennetliktir. Mescitten çıktıktan sonra onu evine kadar takip ettim. Onunla bir ünsiyet kurdum. Ve dedim ki ey İbni Selam, mescit ahalisi senin cennetlik olduğunu söylüyorlar. Bana döndü ve dedi ki Subhanallah. İnsanın bilgisi olmayan meselelerde konuşmaması gerekir der ve şunları ekler. O insanların benim hakkımda böyle konuşmasına neden olan şeyi sana anlatayım mı der ve başlar anlatmaya. Der ki ben rüyamda büyük bir bahçede olduğumu gördüm. Bahçenin tam ortasında göğe doğru yükselen bir demiri fark ettim. O demirin en uç kısmında bir kulp vardı. Bana bir ses dedi ki ey İbni Selam demire doğru çık o kulbu tut. Ben diyor demire doğru tırmandım, kulbu tuttum ve uyandım. Bu halimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey İbni Selam bahçe dedi İslam'dır. Bahçenin ortasındaki direk İslam'ın direğidir. Kulp kopmak bilmeyen sağlam bir kulptur. Sen ölünceye kadar İslam üzere yaşayacaksın dedi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz dostlarım, bu yeryüzü toprağının en bahtiyar insanı İslam'la müşerref olan, kıkırdaklarına kadar İslam'ın işlediği ve İslam'dan razı olarak ölen kişidir. Şu dünya tarlasından en büyük hasadı kaldıranlar peygamberler ve melekler tarafından cennetle müjdelenen kimselerdir. Rabbim Abdullah İbni Selam'dan razı olsun inşallah. Muaz bin Cebel radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken talebesinin ağladığını fark eder. Der ki ey falan neden ağlıyorsun? Der ki ey Muaz sen öldükten sonra biz ilmi kimden öğreneceğiz? Der ki korkma, eğer ben ölürsem şu dört insandan ilim talep et. Bu dört insanın sonuncusunu Abdullah İbni Selam olarak söyler ve arkasından şu sözleri ekler. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi onu cennetle müjdelenen on kişi arasında saydığını diyor duydum diyor. Subhanallah. Bu da üçüncüsüdür kardeşler. Üç defa cennetle İstikamet ile müjdelenen Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği ilk sözler ey insanlar yemek yedirin, aranızda selamı yayın, akrabalık bağını gözetin ve insanlar uykuda iken gece namazı kılın ki bizim asıl konumuzu teşkil edecek cennetin basamaklarından bir tanesi de budur. Kardeşlerim gece namazı salih olanların sünneti, Allah'a ulaşmak isteyenlerin kopmayan ipi, işlediği günahların bağışlanmasını arzu edenlerin ümidi, günahlardan uzak kalmak isteyenlerin limanı, sağlık ve afiyet umanların ise ilacıdır. Gece namazı şeytan ve dostlarının tehlikesinden korkanların sığınağı, nefsinin esaretinden kaçanların gölgeliği, imanını süslemek,
yüzünü nurlandırmak talebinde bulunanların has bahçesidir. Gece namazı Rahman'ı sevenlerin, dualarına cevap arayanların, Kur'an ve zikir ile meşgul olmak isteyenlerin en kadim dostudur. Kardeşlerim, gecenin örtü görevi görüp insanları gizlediği bir sırada gece namazı ile Allah'a yol arayanlara, yatakların yorgun bedenleri misafir ettiği bir anda cesedini salih ameller ile yoranlara, güneşin ilk ufukları ile zorlu bir muharebe için geceden tedbir alanlara, korkularından emin olmak ve arınmak için gece yola koyulanlara selam olsun. Selam olsun ve onlar bilsinler ki sabahın hayrına kavuşmak için yola çıkanların hallerinde şaşılacak hususlar vardır. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbimiz şu iki adamın haline şaşar. Subhanallah. Bu şaşırmak Adem oğlunun içerisinde bulunan ruh haliyle ifade edilemez aziz dostlarım. Allah şu iki adamın haline şaşar. Birincisi döşeğini, yumuşak yatağını, yorganını terk edip kalkan, sevdiği eşinden ayrılıp namaz kılan adamdır diyor. Ve sözlerine şuna ekliyor. Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ey meleklerim, kuluma bakın. Katımdaki sevapları elde etmek ve katımdaki azaptan endişe duymaktan dolayı döşeğini, yumuşak yatağını ve sevdiği eşini bırakıp namaz kılmaktadır. Allahu Ekber. Evet, gece yolcuları, gecenin abidleri Allah Azza ve Celle'nin yanında bulunduğu nimetlerden ötürü dünya nimetlerini unutan insanlardır. Gece yolcuları Allah Azza ve Celle'nin katında bulunan azaptan endişe edip dünya hayatındaki yorgunlukları, kaygıları, endişeleri ve korkuları unutan insanlardır. Dinle Ebu Reyhane'nin anımını. Ebu Reyhane büyük bir cihattan evine döndüğünde ehliyle beraber yemek yer, sonra abdest alır, mescit olarak edindiği odasına doğru çekilir, namaza durur, bir sure okur. Sure öyle bir tatlı gelir ki ikincisiyle devam eder. Öyle bir lezzet ve haz alır ki devam eder. Ta ki sabah ezanının ilk anlarına kadar. Hanımı içeri girer ve ona der ki, ey Ebu Reyyane, cihada gittin, yoruldun. Evime geldin ama ben senden haz alamadım deyince hanımına döner ve der ki, vallahi haklısın. Eğer sen aklımda olsaydın muhakkak ki bu geceden hakkını alırdın. Ona döner hanımı, der ki, ey Ebu Reyyane, beni sana unutturacak husus neydi? Der ki, Allah'ın katındaki nimetler. Allahu Ekber. O nimetlerini gördü sanki de, o nimetleri işitti sanki de, o nimetlerin çıkardığı ses ile büyülendi sanki de, hanımına şu sözü söylüyor. Allah'ın katındaki nimetler beni, senin durumunu, hakkını gözetmemi unutturdu. Allahu Ekber. Peki soruyorum aziz dostum. Allah'tan korkanlar, Allah'ın nimetlerini arzulayanlar, Allah'ın katında bulunan işler ve durumlarla sevinenler ve ürperenler, uğrayacağınız yer gecenin nurudur aziz dostlarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah Azza ve Celle'nin haline şaşırdığı ikinci adam, Allah yolunda savaş yapıp düşman tarafından mağlubiyeti tadınca gerisi geri kaçan, ancak geri kaçmanın kendisine fayda sağlamayacağını düşünüp tekrar düşmanın içerisine atılıp ölünceye kadar diyor cenk eden adamdır. Allah meleklerine yönelir ve der ki, ey meleklerim,
kuluma bakın. Katımdaki nimetleri arzulayıp, katımdaki azaptan endişe duyup, önce savaştan kaçtı, sonra da diyor tekrar geldi, ölünceye kadar diyor cenk etti. Subhanallah. Rabbim bizi öyle salihlerden kılsın. Allah Azze ve Celle'nin katındaki nimetleri fark edip, vakıf olup gecenin aydınlığında yol bulmayı bizlere nasip etsin. Vallahi şunu bilin ki gece vaktinde Rahman'ın öyle bir hali vardır ki, öyle gizli bir hali vardır ki buna ancak gece namazı kılanlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinden haber verdikleri vakıf olabilirler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, dedi ki Yüce Allah şu üç kişiye gülümser. Allahu Ekber. Yüce Allah şu üç kişiye gülümser. Allahu Ekber. Yüce Allah şu üç kişiye gülümser. Dedi ve ekledi. Gece namaza kalkan adam, namaz için saf tutan cemaat, savaşmak üzere saf olan askerler. Bu hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçmektedir aziz dostlarım. Rauf ve latif olan Allah'ın gülmesi, kulundan hoşnutluk duyması, razı olması, sevmesi, ona muhabbet beslemesinin en büyük alametlerinden bir tanesidir. İnsanların iltifatına kulak kabartan, insanların alkışlamalarından meftun olan, insanların yüzüne gülmesinden dolayı kendini kaybeden bizler, bilelim ki şu dünya hayatında elde edilecek en büyük övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ın gülmesini üzerimize çekecek salih amellerde koşturmaktır. Rabbim bizi onlardan kılsın inşallah. Aziz dostlarım, bir esir için en büyük nimet, kendisini mahpus kılan demir kapıları açacak anahtardır. Boynu ayakları ile zincirlenmiş bir kişinin en büyük dostu da onu bu halden kurtaracak elin sahibidir. Kınayan, kötülüğü emreden, ateşe davet eden, bedende ve kalpte tamir edilemeyecek yaraları meydana getiren bir zorbanın elinden kurtulmak ve emniyete kavuşmak en büyük bahtiyarlıktır. Gece namazı mümini en büyük düşmanı şeytandan kurtaracak ve güvenli bir sahile çıkartacak salih amellerin başında gelmektedir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şeytan sizden birinin ensesine uyuduğu sırada 3 düğüm atar. Sizden biri gece vakti uyumak istediğinde şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Önünde uzun bir gece var. Uyu sözleri ile de o düğümleri diyor birbirine sıkı bir şekilde bağlar. Kişi uyanır ve yüce Allah'ı zikrederse düğümlerden biri çözülür. Kalkar, abdest alırsa 2. düğüm çözülür. Namaz kılarsa da 3. düğüm çözülür. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böylece canlı ve neşeli bir şekilde güne başlar. Aksi takdirde bezgin ve tembel bir şekilde güne gözlerini açar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gündüz hayra doymayanların, iyiliğin peşinde koşanların, güzellikler için birbirleriyle yarışanların gece hallerine bakmamız gerekmektedir. Yine gündüz tembel ve miskin olanların, iyile tenezzül etmeyenlerin, elindeki kırıntı salih ameller ile yetinenlerin de kardeşlerim gece namazına bakmamız gerekir. Güneşin doğduğu andan itibaren güçlü ve şekli olmanın yolunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazına bağlamıştır. Rabbim bizi gece yolcularından kılsın. Aziz dostlarım, toprağından hasat almak isteyen bir çiftçinin durağı tarlasıdır.
ürettiğini satmak isteyen bir tüccarın durağı ise pazarıdır. Duasının işitilmesini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen mümin erkek ve mümin kadının durağı ise gece kurulan çarşılardır. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim. Gecede öyle bir an vardır ki ona rastlayan ve Allah'tan bir iyilik isteyen hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun talebini karşılamasın. Bu durum her gece devam etmektedir. Vallahi gece kurulan çarşılar kepenkleri kapatılmayan dükkanlar içerisindedir. Vallahi Allah Azza ve Celle'nin rahmetinin, bereketinin, lütfunun ve kereminin dağıtıldığı çarşıları iptal edecek hiçbir tatiller yoktur aziz dostlarım. Gece rahmet kapıları öyle bir açılır ki ta sabah namazına kadar devam eder ve hiçbir sebep bugünlerin vereceği ecirden mahrum bırakamaz. Allah bizi istifade etmeyi nasip etsin. Mucib olan Allah, Rahman olan Allah kullarına yönelir. Hidayet, rızık ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için onlara seslenir. Dinle Ebu Hureyre'yi radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, gecenin yarısı veya gecenin üçte birinde Rabbimiz dünya semasına iner. Burada bir parantez açmak istiyorum. Medine'nin en büyük fakihlerinden ve muhaddislerinden Evzai ve İmam Mali'ye hadisin bu kısmı ile sorduklarında der ki, keyfiyetini sormadan insanlara bu hadisi aktarın buyurur. Acaba Rabbimiz dünya semasına nasıl inmektedir? Bir beşerin bir yerden indiği gibi mi inmektedir? Acaba Allah Azza ve Celle'ye mekan isnat etmenin hükmü nedir? Acaba Rabbimiz dünya semasına iner derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın mağfiretinin, rahmetinin, bağışlamasının mı ineceği, bu tartışmalara, kelami konuşmalara girmeden hadisin muhtevasının içinde kalmamızı istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarını takip eden o güzel imamlar. Bakın diyor ki Allah Resulü, gecenin yarısı veya gecenin üçte birinde Rabbimiz dünya semasına iner ve der ki, kim bana dua eder, duasını kabul edeyim. Kim benden ister, isteğini, talebini karşılayayım. Başka bir çeviride, başka bir Arapçadan tercümede şöyle bir ifade geçmektedir. Yok mu dua eden, onun duasını kabul edeyim? Yok mu sıkıntısı ve talebi olan, onun sıkıntısını gidereyim, talebini karşılayayım? Şimdi soruyorum aziz dostlarım. Yok mu sıkıntılarımız? 100 yıldır inim inen inleyen İslam beldelerinin hiç mi sıkıntısı yok? Hastaneleri doldurmaktayız. Daha dün kabirlere insanları gönderdik. Evlatlarımız hidayetten yoksun bir haldedir. Ama ey Rabbimiz, bizim sosyal medyamız var. Sesimizi duyurduğumuz, ümmeti Muhammed'i ayağa kaldırmaya çalıştığımız, Allah düşmanlarını tahakküm altına sokacağımız bizim sosyal medyamız var. Sesimizi yükselttiğimiz, sesimizi çıkarttığımız, hatta avaz avaz bağırdığımız bizim medyalarımız var. Maalesef bugün bu hallerdeyiz aziz dostlarım. Halbuki Selefi Salihin böyle değildi. Derdini alemlerin Rabbi olan Allah'a açmak için gecenin kapılarını açarlardı. Sıkıntılarının giderilmesi için alemlerin Rabbi olan Allah'a gece vakitlerinde yalvarırlardı. Doğu Türkistan için, evet, sosyal medyada resim paylaştıkça gecelerinde alemlerin Rabbi olan Allah'a secdeler yaparlardı. Meydanlarda bağırdıkları kadar melekler gece vakitlerinde onların seslerini tanırlardı. Nerede Müslümanlar şimdi bu hallerimiz? Nerede sıkıntılarımızı açtığımız ruh hallerimiz, maneviyatımız? Rabbimiz seslendi, dedi ki, yok mu dua eden, duasını kabul edeyim? Yok mu benden isteyen,
onun ihtiyacını gidereyim. Bakın hadisin en sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dedi ki, yoksul ve zalim olmayan Allah'a ödünç vereniniz yok mu? Allahu Ekber. Yoksul ve zalim olmayan Allah'a ödünç vermek isteyeniniz yok mu? Allah bizden para istemiyor aziz dostum. Allah bizden dinarları ve dirhemleri istemiyor. Rabbimiz bizden gece namazında ruku ve secdeler istiyor. Rabbimiz bizden gece vakitlerinde kendisini zikretmemizi ve kitabını tilavet etmemizi istiyor. Bu şekilde bizden bir borç alarak kıyamete kadar bizim emanetimizi sahiplenmek istiyor. Rabbim bundan istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Evet, bu nimetten bizler faydalanacağız. Ancak bizler faydalandığımız kadar ehlimizin faydalanması için de mücadele edeceğiz. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece kalkıp namaz kılan ve karısını uyandırmak için yanına giden, karısı kalkmadığı zaman da onun yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Allahu Ekber. Sonra hadis devam ediyor. Diyor ki, gece kalkıp namaz kılan ve kocasını kaldırmak için yanına giden, kocası kalkmadığında tembelliğinden dolayı, işgüzarlığından dolayı, maneviyatının düşüklüğünden dolayı, işin verdiği yorgunluktan dolayı, dersten gelmenin geç saatlerinden dolayı, ne derseniz deyin, kalkmadığı zaman da onun suratına su serpen kadına Allah rahmet etsin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bizim için kurulan pazardan, manevi pazardan istifade etme adına kendimiz için ne kadar mücadele edeceksek, Rabbimizi güldürmek için, üzerimize gülmesi için ne kadar çalışacak isek, şeytan ve dostlarının, habis ruhlu cinlerin ehlimize gülmemesi için de bu derece mücadele edeceğiz. Biz bu mücadeleyi verirsek, eşimizi, çoluk çocuğumuzu, değil sadece öğle namazlarına, değil sadece sabah namazlarına, gece namazlarına kaldırmak için gayret gösterirsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesine nail oluruz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ortak rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü şöyle diyor. İnsan geceleyin ailesini uyandırıp birlikte veya tek başına iki rekat namaz kılar ise, Allahu Ekber. Buradaki aileden kasıt, ister senin eşin, anne ve baban, çocukların olsun, ama ben öğrenci evinde kalan bir bekar isem, yanında sağ odada, sol odada bulunan kardeşlerin olsun, ama ben medresede okuyan bir talebeyim, Kur'an kurslarında hafızlık yapan bir gencim diyorsan, ranzanın altında veya üstünde bulunan kardeşin de senin aile bireylerinden bir tanesidir. Peygamber aleyhisselam diyor ki, kim gece kalkıp ehlini de uyandırır, İster ikisi beraber cemaat halinde, isterse de tek başına namaz kılarlarsa, müferridun sınıfına diyor yazılırlar. Neyi peki kardeşlerim müferridunlar? Müferritler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayete öne geçtiler buyurur. Sahabe sordu, ya Resulallah, müferritler kimlerdir? Öne geçenler kimlerdir? Önde yürüyenler kimlerdir? Sabikunlar kimlerdir? Hayra doymayanlar kimlerdir? Hayra öncülük yapanlar kimlerdir? Salih amellerin bahçesinden birinden çıkıp diğerine girenler kimlerdir? Hayrın küçüğü büyüğü demeden hayrın içerisinde ölenler kimlerdir? Dercesine bir sorudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır. Allahu Ekber. Allah bizi müferridunlardan kılsın. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana ve bana bu konuda bir teşvikte bulunurken kendisi bu hayırdan mahrum mu kalmıştır? Asla kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayra bir rüzgardan daha fazla ulaşan bir karaktere sahipti. İbn Abbas radıyallahu anh öyle tarif ediyordu. Bir gece vakti Ümmü Süleym radıyallahu anha anlatıyor. Bir gece vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korkmuş bir şekilde yatağından kalktı. İlk sözü La ilahe illallah oldu. Allahu Ekber. Ve şu sözlerle devam etti. Dedi ki
Bu gece ne fitneler, ne hazineler yeryüzüne indirildi. Şu hücrelerin sahiplerini, yani zevcelerini gece namazına kaldıracak olanlarınız yok mu? Sonra dedi ki, dünyada nice giyinmiş olanlar vardır ki, kıyamet gününden sonra çıplak olacaklardır. Allahu Ekber. Ne diyor sizce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Muhaddisler diyorlar ki Allahu Alem, Allah Azza ve Celle rüyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ümmeti Muhammed'in en büyük belası olan mal fitnesini gösterdi. Dünya nimetlerinin ayaklarına kadar yürüdüğünü gördü ve ümmeti Muhammed'in nasıl sınıfta kaldığı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağından kalktı. İlk sözü la ilahe illallah oldu. Sonra hemen yaptığı icraat zevcelerinin gece namazına kaldırılması oldu aziz dostum. Ve bakın şu sözleri söyledi. Dünyada nice giyinmiş olanlar vardır ki kıyamet gününde çıplak olacaklardır. Ne demektir aziz dostum biliyor musunuz? Muhaddisler demişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına kinaye yollu sesleniyor. Ey peygamberin hanımları! Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin temiz zevceleri! Sakın benim peygamberliğime, Allah katındaki değerime ve konumuma güvenerek hareket etmeyin. Değilse ben size dünya hayatında bir nimet olarak verildim. Sizin için en güzel elbise oldum. Çünkü eşler birbirlerine örtüdür. Ancak buna güvenir, amel etmez, Allah yolunda mücadele etmez, halinizden korkmaz, Allah katındaki azaptan endişe duymaz iseniz kıyamet gününde çıplak olarak dirileceksiniz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet aziz dostlarım, dedesinin muttakiyle övünülen, evladının ahlakıyla övünen, eşinin sadakatiyle gurur duyan ama bunların bir eserini dahi üzerinde barındırmayanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet gününde çıplak bir şekilde bulunarak hüsrana uğrarsınız. Allah bizi bundan münezzeh kılsın kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu an oğlu İbni Ömer'in bahsettiğine göre diyor ki babam gece namazını kalkar, Allah'ın dilediği kadar diyor namaz kılar, sonra diyor namaz namaz diye bağırır, arkasından da Taha suresinin ailene namazı emret, kendin de ona devam et, biz senden rızık istemiyoruz, sana rızkı verecek olanlar bizleriz, güzel akıbet takva sahipleridir. 132. ayetlerini okumaya başlarmış. Sebep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o sözlerini Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a işitti. Onlara şu dersi vermek istedi. Ey müminlerin emiri Ömer bin Hattab'ın zevceleri ve çocukları, asla babanıza güvenerek, kocanızdan itimat bekleyerek Allah Azza ve Celle'nin size iltimas vereceğini zannetmeyin. Eğer siz hayırda yorulmaz iseniz, gecenin yolcuları olmaz iseniz, kıyamet gününde çıplak bir şekilde kalacaksınız. Rabbim böyle bir duruma düşmekten bizleri muhafaza buyursun kardeşlerim. Evet. Allah Azza ve Celle geceyi azık olarak bilmeyi ve aile fertleriyle beraber gece namazlarında şeytanları yormayı hepimize nasip etsin. Geceyi cennete açılan bir kapı olarak görüp meleklerin kendimize yaklaşmasını vesile kılacak işlerde koşturmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul geceleyin dişlerini misvaklar, temizler. Sonra kalkıp namaz kılar ise
bir melek durur, ona diyor yaklaşır. Kul namazda Allah'ın ayetlerini okuduğu anda melek dudaklarını onun dudaklarına doğru diyor dayar diyor. Subhanallah. Meleğin ağzı müminin ağzına doğru yaklaşır. Allah Resulü diyor ki mümin Kur'an okudukça okunan ayetler meleğin içine doğru girer. Ve sonra şöyle der, öyleyse Kur'an için ağızlarınızı temizleyin buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kab bin Ahbar diyor ki sizler nasıl gökyüzündeki yıldızları seyrediyorsunuz, melekler de gökyüzünden gece namazı kılan insanları seyretmektedir. Bizlerin kalpleri nasıl yıldızlara bakarak, aya bakarak, güneşe bakarak, Allah Azza ve Celle'nin yarattığı nimetlere bakarak huzur ve huşu buluyorsa, meleklerin kalpleri de gözleri de salih amel içerisinde gayret gösteren kulların amelleriyle huzur bulmaktadır. Gece namazı kalplerin cilasıdır aziz dostum. Sadece kalplerin değil, yüzlerin, şu suretlerin aynı zamanda güzelleşmesine vesile olandır. Medine'nin meşhur yedi fukahasının önde geleni, Ömer bin Abdülaziz'in kendisine danışmadan hiçbir şey yapmadığı, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı o kadar çok incelemiş, Ömer bin Hattab radıyallahu anh hakkında o kadar çok malumat almış ki, ne olur iyi dinleyin. Ömer'in oğlu Abdullah'ın kendisine soru sorduğu, Ömer hakkında bilgi aldığı Said bin Müseyyeb rahimeullah der ki, kişi geceleyin namaz kılınca Allah onun yüzünü nurlandırır. Bu nur sebebiyle onu her Müslüman sever. Onu ilk defa gören bile bu adamı gerçekten Allah için çok seviyorum der. Evet, gece namazı sadece kalplerin değil, aynı zamanda simaların da cilasıdır. Onu nurlandıran bir boyasıdır. Kardeşlerim, İmam Şafii, Yahya bin Ma'in ve İmam Ahmed bin Hanbel birlikte Mekke'ye giderler. Mekke'ye ulaştıklarında bir yerde konaklarlar. İmam Ahmed bin Hanbel gece namazına durar. İmam Şafii ve Yahya bin Ma'in ise bir kenarda uzanırlar. Sabah olduklarında insanlar gece hallerini sorduklarında İmam Şafii dün gece Müslümanlara ait 200 meselenin çözümünü buldum der. Yahya bin Ma'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnatta bulunan 200 adamı tespit ettim der. Ve insanlar İmam Ahmed bin Hanbel'e yönelir. Peki sen ya imam deyince İmam Ahmed bin Hanbel, ben birkaç rekat içerisinde Allah'ın kitabını hatmettim der. Evet, selef gece namazını bir okul, bir medrese, bir vakıf, bir mescit, bir laboratuvar, ümmetin problemlerinin çözeceği yer, kendi dertlerini çözüme kavuşturacak bir mekan olarak gördüler ve ümmeti Muhammed'in kucağına çok büyük nimet olan İslam'ı bıraktılar. Ve maalesef bizler selefin güçlü olduğu, selefin ümmeti Muhammed'e faydalar getirdiği mekanda Hasan el-Benna'nın ifadesiyle tembelleştik ve ümmeti Muhammed'e büyük bir hıyanette bulunduk. Rabbim bizi bundan esirgesin kardeşlerim. Gece namazı korkanlar için Allah'a yol alan bir binektir. Korkan gece yola çıkar. Gece yola çıkan ise menziline kavuşur. Cenab-ı Allah salihlerin ve abidlerin sünneti, muttaki olanların kalplerinin cilası, günahların affedilmenin aracı, bedenin ilacı, gözlerin nuru, Allah-u Teala'nın
tebessüm etmesinin önemli ameli, hallerin şaşırıldığı o ulvi amellere sadık kalmayı, ta Hazreti Adem'den beri miras olarak kalan salih amellerin kulpuna yapışmayı, başta Suriye, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve bilmediğimiz beldelerin muzaffer olması, dertlerimizin çözülmesi, İslam'ın yeryüzüne hakim olması adına geceyi bir fırsat, geceyi büyük bir nimet bilmeyi bizlere nasip etsin. Geceden ehlimizin, dostlarımızın, sevdiğimiz insanların istifade etmesi için de çalışan, gayret eden insanlar arasında bulunmayı Rahman ve Rahim olan Allah bizlere nasip etsin. Davetindeki gücü gece yaptığı ruku ve secdelerde bulan, cihadı esnasında bileğinin kuvvetini gece namazlarında, kıyamda arayan kulların arasına bizleri katsın. İdare ettiği insanların ıslah olması, onlara adil bir şekilde davranmayı gece namazıyla terbiye bularak yansıtmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Geceniz ve gecemiz mübarek olsun. Meleklerin gökyüzünden seyir halinde hoşnut olduğu amellerin sahibi olalım. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.